Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunç Yakın. TYT denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz bir oran orantı sorusu. A bölü B 3'e eşitse içler dışlar yaptığımızda A sayısı 3 B'ye, B sayısı 3 C'ye ve C sayısı da 3 D'ye eşit olacaktır. Şimdi bir oran aradığım için D'ye bir verirsem C3, C3 ise B9, ve B9'sa A'da 27 gelecektir. A bölü C 27 bölü 3 artı B bölü de 9 bölü 1'den 9 artı 9 cevabımız 18. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. İkinci sorumuz bir cetvel dolabın boyu ölçülmüş dolabın boyunun santimetre cinsinden kaç olduğunu istemiş bizden. Şimdi bakarsak 60 ile 64 arasını 5 eş parçaya bölmüş. O zaman şuradaki bir parçamız, şimdi 60 ile 64 arası 4 santim, 5 eş parçaya böldüğü için iki çizgi arası mesafem 4 bölü 5 gelecek. Bu 4 bölü 5'i ondalık sayıya çevirirsem, 2 ile genişlettim. 8 bölü 10 o da 0 tam. 10 da 8 gelecektir. O zaman dolabın boyu 60'ın üzerine kaç tane 0.8 ekliyorum? Şuradan 1, 2, 3 tane 0.8 eklersem dolabımızın boyunu bulacağız. Buradan 60 artı 2.4'ten dolabımızın boyu 62.4 doğru yanıtımız C seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Şimdi ilk gördüğüm şöyle yazalım. A, B, C sayıları için. B sayısı kesinlikle pozitifmiş. Bunu yazdık. Şimdi B pozitif. Üçünün çarpımı negatif olduğuna göre. A pozitifse C negatif olmalı. Veya A negatifse C pozitif olmalı. Çarpımın sonucunun negatif olması için B kesinlikle pozitif demiştik. Durumlarımız bunlar. Bakarsak. A ile C'nin çarpımı negatiftir. Şimdi birinci sırada da ikinci sırada da biri pozitif diğeri negatif olduğundan dolayı çarpımları her türlü negatif gelecektir. A çarpı B'ye bakarsak birinci durumumuz için artıyla artının çarpımından pozitif gelecek. Pozitif bir sayıdan C'nin negatif olması negatif bir sayı çıkarsa Buraları da artı yaparsak pozitif olacaktır. Doğru. Birincisi için doğru. İkincisine bakıyorum. Eksi ile artının çarpımından şöyle yapalım. Negatif geldi. Negatif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarsa pozitif midir negatif midir bilemiyorum. Dolayısıyla ikinci öncülümüze daima diyemiyoruz. Üçüncü öncülümüz <laughs> A artı B'ye baktığım zaman Şimdi i̇lk durum için bakıyorum ikisi de pozitifse sonucun pozitif gelir. Ama A'nın negatif B'nin pozitif olmasına karşılık bakarsak hangisinin mutlak değerce daha büyük olduğuna bakmak gerekiyor. O yüzden bilemiyoruz. Artı B'yi bilemiyorum. Daima dediğim için yalnız bir doğru yanıtımız A seçeneği oldu. Dördüncü sorumuz sayılarımızı yerleştirdiğimizde en büyük sayıyı arıyoruz. 6'ya 4. Eksi 5'e eksi 2 ve 9'a 1 şeklinde yerleştirdiğimde 6 bölü 4. 3 bölü 2 diyebilirim. Eksi 5 bölü eksi 2 negatiflerini attım. 5 bölü 2 çarpı 9 bölü 1'den. 3 bölü 2 artı 45 bölü 2 dersek 48 bölü 2'den 24 doğru yanıtımız D seçeneği geldi. Beşinci sorumuz bir katlama sorusu. Ne yapmış? Önce kısa kenarı boyunca ortadan ikiye katlamış. Sonra uzun kenarı boyunca. Yani şuradan tutup katladım. Ve buradan tutup katladım. Dört tane aynı şekilde oluştu. Şunu şöyle çizelim. Mesela üst üste katladığımda önce şuna bir dedim. Sonra buna iki dedim. Katlama olaylarımız şu şekildeyim aynı işlemi tekrar yapmış aynı işlemi tekrar yaparsam bu şekilde olacak ve bu şekilde olacak ve bize diyor ki son durumda oluşan kağıdın şu bölgedeyim dikkat ön ve arka yüzlerini kırmızıya boyamışlar biz de boyayalım bunun ön ve arka yüzünü kırmızıya boyadı yani bundan iki tane kırmızıya boyadı buna dikkat ediyorum son durumda oluşan kağıdın sonraki adı açarak ilk haline getirmiş boyalı olan yüzünün kaçta kaçı boyanmamış olur. Yani bir yüzünün kaçta kaçı boyanmamış. O zaman iki parçası boyanmış. Önce bir boyalıya bakalım. Boyalı iki parça boyandı. Peki bu şekilden kaç tane oluşur burada? Bakın şu şekilde tamamladığım zaman bir bölgede dört tane ise dört tane var bundan on altı gelecektir boyalı. O zaman boyasız bire tamamlarsam 14 bölü 16 sadeleştirdim. 7 bölü 8'i boyanmamış olacaktır. 6. sorumuz bir üstü sayılar sorusu. Ortak parantezi alarak başlarsak. 10 üzeri 2x artı 1 ve 10 üzeri 2x eksi 1'i 10 üzeri 2x ortak parantezine aldığımda 10 eksi 1 bölü 10 şeklinde gelecek. İçler dışlar yaptım. 99 çarpı 10 üzeri 3. 1000 sayısı 10 üzeri 3 şeklinde yazdık. Devam ettiğimde 10 üzeri 2 x çarpı 10'dan 1 bölü 10 çıkarsa 99 bölü 10 eşit olacak. 99 çarpı 10 üzeri 3'e. Buradan şöyle gidelim. 99'ları sadeleştirdim ve içler dışlar yaptığımda 10 üzeri 2x 10 üzeri 3 ile onu çarparsam 10 üzeri 4 gelecektir. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. O zaman x buradan 2 gelecektir. Peki benim aradığım 10 üzeri x artı 100 üzeri x için bakalım. x gördüğüm yere 2 yazarsam 10'un karesi artı 100'ün karesi. 10'un karesi 100 ya da şöyle gidelim. 10'un karesi artı 100 dediğim 10'un karesinin karesi 10'un karesi artı 10 üzeri 4'ten direkt açarak bakabilirsiniz. Ben 10'un karesi ortak parantezine alacağım. 1 artı 100 gelecek. 100 çarpı 101'den <laughs> 10.100 geldi cevabımız. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 7. sorumuz veri mutlak değer sorusu. Önce A eksi 3'ün mutlağının 1'e eşit olmasından başlayalım. A eksi 3'ün mutlağı 1'e eşit ise mutlaklı denklemlerimden hatırlıyorum. A 3 bir olabilir ve A 3 eksi 1 olabilir. Buradan A 4 ve buradan A 2 gelecektir devam ettiğimde a4s şurada a gördüğüm yere 4 yazıyorum 4 artı 2b'nin mutlu 2 eşit birinci durumumuz bu anın 4 olmasına karşılık 2 parantezini aldım 2'yi dışarı attım 2 artı b'nin mutlu 2 eşitse 2 artı B'nin mutlu 2 ile sadeleştirdim. 1 gelecek. Tekrar bir mutlaklı denklemim geldi. 2 artı B 1'e eşit olabilir. Ve 2 artı B eksi 1'e eşit olabilir. B buradan eksi 1. B buradan eksi 3 gelecektir. Bir de A gördüğümüz yeri 2 yazarsak. 2 artı 2b'nin mutlu 2'ye eşit. 2 parantezini alıp 2'yi mutlak dışına çıkarttığımda 1 artı b'nin mutlu 2'ye eşit. Her tarafı 2'ye böldüm. 1 artı b 1. Tekrar iki durum. 1 artı b 1 ise 0. 1 artı b eksi 1 ise b'miz eksi 2 gelecektir. Şimdi durumlarımız bunlar. Bakalım. Demiş ki. B'nin alabileceği değerler için çarpımları negatif. B'nin alabileceği değerleri şuraya bir yazalım. 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olacak. Çarparsam negatif olur mu? Hayır, 0 var. Çarpımların sonucu 0'dır. Yanlış dedim ilk öncülüme. Ardışık dört tam sayıdır. 0 -1 -2 ve -3 evet ardışık dört tam sayıdır. Toplamları negatif demiş. 0 -1 -2 ve -3'ü toplarsam -6 gelecektir. Evet toplamları negatiftir. 2 ve 3 doğru yanıtım E seçeneği geldi. 8. sorumuz Aslı babası ve Cengiz Bey'in ayakkabı numaralarından bahsetmiş. Diyor ki Aslı'nın ayakkabı numarası A. Şimdi konuşmaya bakarsak Aslı'nın ayakkabı numarasını ben bilmiyorum. Babası ile ilgili ayakkabı numarasının 40'tan büyük bir çift sayı olduğunu biliyormuş. O zaman B sayısı çifttir. Cengiz Bey de Aslı Hanım benim ayakkabı numaram ile babanızın ayakkabı numarasının toplamı tek dediğine göre B artı C sayısı tek olmalı. B sayısı çiftse C sayısı tek olmalı diyoruz. Aslıyı bilmiyoruz. A'yı, B çift, C'ye tek dedik. Hangisi daima doğrudur? Bakalım. B ile C'nin çarpımı. Çiftle tekin çarpımından çift gelecektir. Ama A'yı bilmediğim için gitti. A ile B'nin çarpımı. A'yı bilmiyorum ama B çift olduğu için sonucum kesinlikle çifttir. Çiftten tek çıkarsa tek gelecektir. O zaman bu da gitti. A üzeri B. A'yı bilmiyorum ki yorum yapabileyim. Yine bakın aynı şekilde. burada da A sayısı var. Herhangi bir yorum yapamıyorum. B çarpı A eksi C. Şimdi A'yı bilmiyorum. Burası tek de olabilir, çift de olabilir bakarsak. Ama B sayısının kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Ben bir çift sayı ile neyi çarparsam çarpayım. Sonucum kesinlikle çift geleceğinden dolayı doğru yanıtımız E seçeneği geldi. 9 sorumuz Elif cep telefonuyla hesap makinesinde bölüme girip yazdığı bir sayı 7 ile çarparak ekrandaki görüntüyü elde etmiş ve son basamağı gözükmüyormuş O zaman benim sayım 290'lı bir şey diyorum bunu 7 ile çarptığına göre sayımızı bulabiliriz buradan 4 kere 7 28 dedim bir kaldı şimdi kaç olacak 14 olsa 14'ün içinde 7 2 kere var dedim. O zaman burada görünmeyen sayı 4'müş. Sayımız 42. Elif yazdığı sayıyı 11 ile çarpsaydı ne olurdu? Yani 42 ile 11'i çarparsam 462 gelecek. Net olarak görünmeyen rakam son rakam görünmüyordu. O zaman oradaki sayım 2 olacaktır diyoruz. 10. sorumuz. A bölü B kesri için şöyle bir işlem tanımlamış bize diyor ki payından paydasının yarısı çıkartılıyor, paydasından da payının üçte biri çıkartılıp yazılıyormuş olayımız bu. Hepsini burada tek tek uygulamaya çalışırsak işlemlere dikkat. Şimdi 4 bölü 3 için başlıyorum. 4'ten paydanın yarısını çıkartacağım ve 3'ten payın 1 bölü 3'ünü çıkartıyorum. Eksi x eksi 5 bölü 2 bölü 5 eksi x bölü 3 eşit olacak. 3 eksi 4 bölü 2 bölü 4 eksi 3 bölü 3'e. Denklemimiz bu bizden bu denkleminin bu denklemin çözümünü istemiş. 4'ten 2 bölü 3 çıkartırsam 2 kere 4 8 3 çıkarttım 5 bölü 2. 3'ten 4 bölü 3'ü çıkartırsam 3 kere 3 9 4 çıkarttım 5 bölü 3 eksi 2x eksi 5 bölü 2 bölü 15 eksi x bölü 3 eşit olacak 4 bölü 2 2 3'ten 2 çıktı 1 4'ten 1 çıktı 3 şeklinde geldi şimdi bölme işlemlerimiz birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak 2x eksi 5 böyle 2 çarpı 3 bölü 15 eksi x'ten eşit olacak 1 bölü 3'e. 5'ler gitti. Buradan 3 bölü 2 geldi. <laughs> 3 bölü 2 eksi. Burada e, 3'ü de dağıtalım. 6x eksi 15 bölü 2'yi dağıtırsam 30 2x, 30 2x eşit olacak 1 bölü 3'e 1 bölü 3'ü sol tarafa ve ikili kesrimizi sağ tarafa atarsak, 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eşit olacak. 6x eksi 15 bölü 30 eksi 2x. E. 3 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkartırsam 3'e 2 dedim. 9'dan 2 çıktı. Hemen şuraya yazayım. 7 bölü 6 gelecek. Şimdi buradaki denklemimize kadar geldik. Son olarak bu denklemde içler dışlar çarpımı yaparsam köşeye yazıyorum. 36 x eksi 90 eşit olacak. 210 eksi 14 x'e. Buradan 50x eşittir 300 sıfırlarımı attım x sayımız 6 gelecektir doğru yanıtımız D seçeneği oldu 11. sorumuz sayılar bir kurala göre yazılmış kuralımıza bakarsak şimdi başlıyorum 8 2 kök 2 50 5 kök 2 3 kök 2 ve 4 kök 2 şeklinde geldi ilk kutumuz bu ikinci kutumuz 2 iki kök 5 3 kök 5 kök 5 4 kök 5 ve diğer kutumuz 3 kök 3 5 kök 3 2 kök 3 ve kök 2 sayısı şeklinde geldi şimdi buradaki kurala bakmaya çalışırsak buradaki kuralımız aslında şu 2 3 4 5 gibi gidiyor diyebiliriz ama şunu yapabiliriz 2 iki kök 2 ile 5 kök 2'yi toplarsam 7 kök 2. 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi toplarsam 7 kök 2 geliyor. Bakın birinci satırla ikinci satırın toplamları birbirine eşit. Peki aynısı burada var mı? 2 kök 5 ile 3 kök 5'i topladım. 5 kök 5. Kök 5 ile 4 kök 5'i topladım. 5 kök 5 geldi. Evet. Kuralımız bu. O zaman 3 kök 3 ile 5 kök 3'ü toplarsam 8 kök 3. Aşağıda toplamın 8 kök 3 olabilmesi için burada 6 kök 3 sayısı yazmalı diyoruz. O zaman kök x sayımız 6 kök 3'müş. 6'yı kökün içine atarsam kök 108 gelecektir. x sayısının rakamları toplamı 1, 0 ve 8'i topladığımda 9 gelecektir. Doğru yanıtım E seçeneği oldu. 12. sorumuz bir çarpanları ayırma sorusu. Şöyle sakince ilerlersek. İlk olarak pay kısmımı x parantezine aldığımda x kare eksi 1 şeklinde gelecektir. Şöyle böyle diyelim tekrar yazayım. x parantezinde x kare eksi 1. <laughs> Paydaya bakarsak şimdi payda ile biraz oynayalım. Şu sağ tarafta oynayayım. Ben x üzeri 6 1 için şöyle yazabilir miyim? x küpün iki kare farkından X küpün karesi eksi 1 üzeri 3'ün karesi şeklinde yazdım. Bir çok güzel bir sayıydı. Üstüne ne yazarsak yakışırdı. Üzerine 6 yazıyorduk. O zaman şöyle gidelim. Şimdi 2 kare farkı bana ne derdi? Tabanda gördüklerini bir çıkar bir de topla. 2 kare farkından açtığımızda. Şimdi karşıma 2 tane küp açılımı geldi. O zaman bunu da açarsak X küp eksi 1 X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 küpler toplamı x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şeklinde gelecektir. Bir tık daha devam ettiriyorum. Şöyle bakalım. x eksi 1 ile x artı 1 çarparsam iki kare farkından x kare eksi 1 geldi. x kare artı x artı 1 ile x kare eksi x artı 1'i de çarpalım. Hatta şuraya bir yıldız koyayım ve bunu da aşağıda çarpayım. Şu şekilde düzenleme yapıyorum. x kare artı 1 artı x sadece yer değiştirdim. Çarpı x kare artı 1 eksi x şeklinde. Bakın burada yine iki kare farkını uygulayabilirim. O da şundan dolayı şurası artı ve şurası eksi olduğundan dolayı. O zaman iki kare farkını toparlarsam burada ne gelecek? Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi gelecektir. O zaman devam ettim. Birincinin karesini alırsam x üzeri 4. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin karesi eksi x kareden x üzeri 4 artı x kare artı 1 geldi çarptığımda o zaman buraya yazdım x üzeri 4 artı x kare artı 1 o zaman yerine yazabiliriz şu paydamdan gelen olayım bu x kare eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı x kare artı 1 ve bu da kök içinde dikkat çarpı diyorum Şimdi burada bölme işlemi var. Payla paydasının yerlerini değiştirip çarpalım. Şurayı da x parantezine alırsam. x parantezinde 1 artı x kare artı x üzeri 4 gelecek. Kök içinde bölü paydayı x eksi 1 ile x artı 1 çarparsam. Yine 2 kare farkından x kare eksi 1'in kare kökü gelecektir. Ve cevabımız 8'e eşitmiş. Toparlayıp bitiriyorum artık. Şimdi bakarsak kök içinde x kare eksi 1 ile kök içinde x kare eksi 1'i çarparsam x kare eksi 1 gelecek ve payımdaki x kare eksi 1 ile sadeleşti. Şunların ikisi birbirinin aynısı kökün içinde olduğu için direkt gittiler. Elime kalan x kök x. Şuradaki x'imle şuradaki kök x'im kaldı. 8'e eşitmiş. x'i kökün içine atarsam x küpün kare kökü 8'e eşit. 8'i de kökün içine atalım. Kök 64 oldu. X küp 64 ise x sayımız buradan 4 gelecektir. Doğru yanıtım B seçeneği oldu. 13. Sorumuz Ali, Büşra, Canan ve Derya 40 soruluk bir test uygulanmış. Şimdi şöyle başlarsak. Ali'nin işaretlediği soru sayısına x diyerek başlıyorum. Büşra'nın işaretlediğinden 3 eksik. O zaman Büşra x artı 3 tane işaretlemiş. Derya'nın işaretlediğinden 4 fazlaysa Derya'da x eksi 4 tane işaretlemiş. Canan Ali'ye göre daha az sayıda soru işaretlediyse Canan için diyorum ki Ali x soru işaretlemişti. x'ten daha soru işaretleyecek. Canan'ın boş bıraktığı soru sayısı en az kaçtır? Şimdi boş bıraktığı soru sayısının en az olmasını istiyorsam Canan daha yani cevaplayabildiği kadar fazla soruyu e, cevaplaması gerekiyor. Ama x'ten küçük olduğunu biliyorsam en fazla kaç tane cevaplayabilir? x eksi bir tane cevaplayabilir diyoruz. Bu dört öğrencinin testlerinde işaretleri toplam soru, soru sayısı 110. O zaman bunların hepsini toplarsak 4x e, 6 eksi 5 eksi 2 eşittir 110 4'ünün toplamı 110'muş 4x 112 ise x buradan 28 geldi yani Canan ne yapmış 27 soru işaretlemiş en fazla 27 soru işaretlemiş o zaman en az 13 sorusu 40'a tamamlarsam boş olacaktır diyoruz doğru yanıtım B seçeneği geldi. 14. sorumuz biraz karmaşık görünebilir ama şu şekilde ilerleyeceğiz. Bize diyor ki tek taraflı ok varsa en yakın onun katı olan sayıyı yaz. Çift taraflı ok varsa yüzün katı olan sayıyı yaz buna en yakın olarak. Şimdi durumlarımıza bakarsak şöyle olsun. Toplamları 610sa şöyle gideyim. Şurası 400 olsun. Şurası 210 olsun. Bu şekilde deneyerek gidebiliriz. Peki 400'e 210 10 için şimdi ne yazabiliriz? Şuraya ya 200, şimdi 210 gelebilmesi için 2'ye 1 dedim. Ben buraya 5 yazamıyorum çünkü 5 ile tam bölünemiyor diyor. 6 yazdığım ne olacak? Bunda daha yakın. 215'i geçtiği için 220 olur. Bunun yaklaşık değer yuvarlama olayı gibi düşünebiliriz. O zaman 6'dan küçük olacak. 5 de olamayacak. Kaç olur? 4 olabilir. Çarpımları en çok dediği için. Geldim sağ tarafa. C'ye 4 dedik. A'ya 2. B'ye 1. Peki 421'e en yakın olan yüzün katı olan sayı 400 müdür? Evet oldu. Birinci durumumuz bu. O zaman çarpımları 2, 1 ve 4'ten 8 gelecektir. 8 cevabım olmaya aday. Peki başka olabilir mi düşünüyorum. Şöyle gidelim. C, A, B'ye 300 olsun. O zaman burası ne olacak? 300 10 olacak. Peki tekrar o zaman A sayısı 3 olacak. B sayısı 1. C sayısı şimdi 4 verebilirim ama gelsem buraya. C'ye 4 versem 300 dedik. Kırmızı yazıyorum. Buna dikkat edin. Mavi durumum bitti. O zaman C 3 olmak zorunda. abc birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman C'ye de 3 verirsem 313. En yakın onun katı 310. Burası da 331 yüzün katı 300 sağlıyor. O zaman 3, 1 ve 3'ten çarpımım 9 geldi. En çok dediği için doğru yanıtımız C seçeneği gelecektir. 15. sorumuz yine bir üstü sayı sorusu. Şimdi şöyle bakarsak diyor ki 81 elinde 66 tane okul belirlenmiş. 11 ve 12. sınıf öğrencilerden 3'er öğrenci ve her sınıf için birer öğretmen belirlenmiş diyor bize. O zaman şimdi bir okuldan kaç kişi belirlendi? 11. sınıf için 3, 12. sınıf için 3 ise 6 öğrenci. Ve her sınıf içinde birer öğretmen. 11'ler için bir öğretmen, 12'ler için bir öğretmen. Toplam iki öğretmen oldu. Bunlar da bir tane Okul için yazdık bunu. O zaman bir okul için toplam 8 kişi belirlendi. Bizden öğrenci ve öğretmenlerin toplam sayısını istemiş. Şimdi bir okul için 8 kişi belirlendi. Peki kaç okul var? 66 okul var ama diyor ki o tüm iller illerdeki okullardan ikişer tanesi mazeret belirtmiş. O zaman 64 okulum kaldı. Çarpı diyorum kaç ilim vardı? 81 ilim vardı. 81 ile de çarparsam toplam öğrenci ve öğretmen sayısını bulabilirim. 8, 2'nin 3. kuvveti. 64, 2'nin 6. kuvveti ve 81, 3'ün 4. kuvveti gelecektir. Buradan 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 4 cevabım bu. Şıkka göre şekil alabilirim. Şöyle gidelim. 2 üzeri 9'u 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde yazdığımda 2 üzeri 4 3 üzeri 4'ü çarparsam üstler eşitse tabanlar çarpılıyordu. 2 üzeri 5 çarpı 6 üzeri 4 doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 16. sorumuz 123 sayısına işlemler yapılmış. Bakalım şimdi. Birinci adımda şunu yap diyor Onlar ve yüzler basamağının yerini değiştir. Birinci adımda onlar ve yüzlerin yerini değiştirirsem 213. Bir ile 2 yerini değiştirdim. İkinci adımda birler ve onlar basamanın yerini değiştir. O zaman 231 oldu. Tek numaralarda onlar yüzleri değiştir. Çift numaralarda birler ve onları değiştir. Hadi gidelim. Tekteyim. 2 ile 3'ün yerini değiştirdim. 321. Dördüncü adım. 312. Beşinci adım. Yine onlar ve yüzlerin yerini değiştirdim. 132. Altıncı adım. Ee, birler ve onların yerini değiştiriyorum. 123. Yedinci adım. Yine tekteyim. Yüzler ve e, onların yerini değiştirirsem 213. Şimdi şuna dikkat. 213 ile başladım. 213'e geldim mi? Evet. O zaman neymiş bu? 6 kere bir tekrar eden bir örüntü yakaladım ben burada. O zaman bizden istediği 10. adımdaki sayı A demiş. Bakalım 10. adımı. 10. adımı sayabilir sıkıntı yaşamayız. 6, 7, 8, 9, 10. 10. adım 312'ye karşılık gelecek. O zaman A sayısı 312'ymiş. Peki B sayısına bakalım 110. adım. Şimdi burada dedik ki örüntümüz 6 kere de bir tekrar ediyor. 110'u 6'ya bölersek 48 kalanımız 2. 18 tane altın varmış ve ikinciye gideceğim. Birinci, ikinci 231 sayısı. Bu da benim 110. adım olacak. B sayısı da 231'miş. Bizden A ile B'nin toplamını istemiş. 543 doğru yanıtımız E seçeneği geldi. 17. sorumuz. Başlangıçta Elif'in kaç kalemi vardır demiş. O zaman Elif'in E kalemi olsun diyerek başlıyorum. İkisinin toplam X kalemi varsa. Şurası Elif. Şurası Fatih. Elif'in E kalemi olsun dedik. Toplam X ise Fatih'in X eksi E kalemi olacak. Toplamdan gidiyorum. Elif kalemlerinden A Elif'in kalemlerinden A tanesi Fatih'in kalemlerinden 2A tanesi alındığında o zaman Elif'in kalem sayısı şuraya yazayım E eksi A Fatih'in kalem sayısı ise X eksi E eksi 2A şeklinde gelecek alındığında Elif'in kalem sayısı Fatih'in kalem sayısının 2 bölü 3'ü Elif'in e eksi a tane kalemi kalmıştı. Fatih'in x eksi e eksi 2 a tane kalemi kalmıştı. Ve oranladığımda 2 bölü 3 gelecekmiş. Elif'in kaç kalemi var diyordu. O zaman ben bu denklemden e'yi çekmeye çalışıyorum. İçler dışlar yaparsam. 3 e eksi 3 a eşittir. 2 x eksi 2 e eksi 4 a'dan 2 sol tarafa gönderdiğimde. 5 e eşittir. 2x eksi a'dan her tarafı 5'e böldüm. E sayısı 2x eksi a bölü 5 gelecektir. Elif'in başlangıçta bu kadar kalemi varmış. Doğru yanıtım a seçeneği geldi. 18. sorumuz. Ahmet Bey Bursa üzerinden Ankara'ya gidiyor. <laughs> Şimdi şuraya Ahmet diyelim. İstanbul Bursa Ankara'ya gidiyor. Bu Ahmet'in yolu. Ee, bir de Banu Hanım'a bakalım. Banu Hanım Bursa üzerinden İstanbul'a gidecek. Konya'dan yola çıkıyormuş. Bursa üzerinden İstanbul'a gidiyormuş. Durumumuz bu. Şimdi bakarsak buradan. Bizden istediği Ahmet Bey'in yol güzergahındaki K ve L noktaları arasındaki uzaklıkla Banu Hanım'ın K ve M noktaları arasındaki uzaklıklarının toplamını arıyorum. Şimdi buradaki tabelalara bakarsak. Tabela diyor ki şuradaki K noktasının Bursa'ya olan uzaklığı 140 kilometreymiş. O zaman şurası 140 kilometre gelecek. M noktasının Bursa'ya olan uzaklığı 190. Şurası 190. Ve Konya'ya olan uzaklığı 220. Bu da tamam. Devam ettim. L noktasının Ankara yolun uzaklığı 320. Konya yolun uzaklığı 460. O zaman şimdi şuna bakalım. Bunun Konya yolun uzaklığı yani neresi olacak? Şuradan şuradaki mavi bölgeden gidiyorum. Geri aldım bunu. Ve mor bölgeden bahsediyor. O zaman 220 ile 190'ı toplarsam 410 460'a tamamladım. Şurası da 50 kilometre gelecektir. Şimdi aradığımıza bakalım. K ile L arası. K ile L arası 50 artı 140'tan 190 kilometre geldi. K ile M arası. K ile M arası 140 ve 190'dan 330 kilometre gelecektir. Bizden bunların toplamını istemiş. 520 kilometre Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 19. sorumuz hangi ikisinin mevcutları aynıdır demiş. O zaman başlayalım şimdi. İlk olarak 12A için 20 öğrencinin %40'ı erkekse hemen 20'nin %40'ına baktım. 8 öğrenci erkekmiş yanına yazdım. Toplam 20 öğrenci vardı. O zaman 12'si 40. 12'si kız şeklinde gelecek. Şimdi bize söylediği bilgilere bakarsak 12C sınıfındaki erkek sayısı 9. 12C'de 9 tane erkek varsa 30'a tamamlıyorum. 21 tane kız var. Şurayı kullandık. 4. sınıfta bulunan toplam erkek sayısı 42 demiş. Şimdi 12 ile 21'i toplarsam şu to Pardon erkek diyoruz 9 9'a 8'i topladığımda 17 gelecek 42 e, tamamlamak için 42'den 17 çıkarttım 25 O zaman şurası x olsun şurası da 25 eksi x olsun diye gidelim Şimdi 12B sınıfına da baktığımız zaman bunun %60'ı kızmış. Şuraya yazayım. 12B sınıfı için erkek ve kız. Şimdi bunun %60'ı kızsa %40'ı erkek olacak. O zaman şöyle gitsem 6x'e 4x diyelim. Sadeleştirdiğimde 3x'e 2x şeklinde gelecek 12B sınıfı için. O zaman ben şuradaki x'i 2x şeklinde değiştirdim. Şurası da 3x olacak. Bizi diyordu ki toplam erkek öğrenci 42. 12b'ye 2x dersek 9 da 8'i topladığımızda 17. 42'ye tamamlamak, tamamlamak için 25 kalmıştı. 25 2 x erkek olacak. Peki 12d sınıfına baktığımda bunun %50'si erkekse %50'si kız. Yani kızla erkek birbirine eşitmiş. O zaman 2x 25 eksi 2x yazabilirim buradaki kız sayısına da diyoruz bunu da kullandık 4 sınıftaki toplam öğrenci sayısının yüzde 40'ı erkek öğrenci demiş Kaç erkek vardı 42 öğrenci 42 erkek vardı o zaman orantı kurarsam yüzde 40'ı 42 öğrenci ise kız sayısına bakalım yüzde 60'ı kaçtır diyelim İçler dışlar yaparsak soru işareti buradan 60 çarpı 42 bölü 40 gelecektir. Sıfırlarımı attım. Şuradan 2'ye 3, 2'ye 21, 63 tane kız öğrenci var. O zaman artık hepsini bulabiliriz. Şimdi şuna bakalım. Şuradaki kızların toplamı 63. O zaman hepsini toplarsam. 12, 3x, 21 ve 25 eksi 2x'in toplamı 63'e eşit olacak. 20, 40, 50, 50, 57, 58 artı x 63 ise x sayısı buradan 5 geldi. O zaman geldim buraya. 10 tane 12B sınıfında 10 tane erkek, 15 tane kız var. Toplam mevcudum 25. Ve 12D sınıfında x gördüğüm yere 5 yazarsam 15 erkek, 15 kız olacak. Mevcudum 30 gelecektir. Hangi ikisinin mevcutları aynı diyor. Bakın 30'a 30 C ve D sınıfının mevcutları aynı geldi. Doğru yanıtım E seçeneği oldu. <laughs> 20. soru A, B ve C şıklarından oluşan bir anket sorusu sorulmuş. Bize demiş ki B'yi işaretleyenler C'yi işaretleyenlerden 200 fazla. Şimdi C şıkkını işaretleyeni arıyorum. C şıkkını X kişi işaretlesin. O zaman B şıkkını X artı 200 kişi işaretleyecek. 200 fazla dediği için toplamdan gidelim. 4600 kişi katılmış. O zaman 4600'den X artı 200 ile X'i çıkartırsam A şıkkını işaretleyenler 4400 eksi 2X gelecektir. Durumlarım bu. Eğer A şıkkını işaretleyenlerin yarısı bu şık yerine B şıkkını işaretlemiş olsaydı. O zaman A'nın yarısı 4400'ün yarısı 2200. 2x'in yarısı da x. Yarısını B'ye vermiş. O zaman B'ye 2200 eksi x'i de eklersem olayım bu olacaktır. B şıkkını işaretleyenlerin sayısı A şıkkını işaretleyenlerin sayısının 4 katı. A şıkkını işaretleyenleri 4 ile çarparsam B şıkkını işaretleyenlere eşit olacakmış. Şunu tekrar göstereyim. 4400 eksi 2 x kişi A şıkkını işaretlemişti. Bunun yarısı neydi? 2200 eksi 2200 eksi x. Bu A şıkkını işaretleyenler kaldı. Bu ne oldu? B şıkkını işaretleyenlere ilave yapıldı. O zaman 4 çarpı 2200 eksi x eşit olacak. x'ler gitti 2400'e. Her tarafı 4'e böldüm. 2200 eksi x eşit olacak. 600'den x sayımız buradan 1600 geldi. C şıkkını işaretleyen kişi sayısı 1600 1600'müş. Doğru yanıtım A seçeneği oldu. 21. sorumuz. Bir rafta kavanozların bir kısmında beyaz boncuk kalanlara kırmızı boncuk. O zaman beyaz ve kırmızı diyelim. Beyazlarda 10 e, boncuk ve kırmızılarda da 15 boncuk varmış. Üstlerine yazdım. <laughs> o zaman şöyle gidiyorum. Şurası kavanoz sayım olsun. Şurası da boncuk sayım olsun. Bakarsak. X kavanoz beyaz. Y kavanozda kırmızı boncuk olsun. Bir beyaz kavanoza 10 boncuk koyuyorsak toplam 10 boncuk. Ve buraya da toplam 15y boncuk koyacağız. Şimdi gelelim. Bize diyor ki kavanozlara konulan toplam boncuk sayısı tüm kavanozların sayısının 14 katı. Toplam boncuk sayısı 10x artı 15y eşitmiş tüm kavanozların kaç kavanozum vardı? X artı Y kavanozum vardı. Bunun 14 katına eşitmiş. İlk ifadem bu. 14'ü dağıttığımda 14x artı 14y'den 4x y'ye eşit gelecek. x ile y arasındaki ilişkiyi bulduk. O zaman y gördüğüm yere 4x yazabilirim. Buraya da 4x yazarsam 60x gelecek. İki bilinmeyenden tek ne düştük burası tamam. Kavanozlardaki toplam boncuk sayısı toplam beyaz boncuk sayısından 300 fazladı. Şimdi kavanozlardaki e, toplam e, kırmızı boncuk sayısı kaç kırmızı boncuk vardı? 60x. E, beyaz boncuk sayısı 10 x'ti. Kırmızılar beyazlardan 300 fazla demiş. O zaman 50x 300 ise x buradan 6 gelecektir. Bizden istediği rafta bulunan kavanoz sayısı. x kavanoz beyazdı. 4x kavanoz kırmızıydı. Toplam 5x kavanozum var. 5 çarpı 6'dan 30 kavanozum olacak. Doğru yanıtım B seçeneği geldi. 22. sorumuz. Ee, ne var? Domates, salatalık ve patlıcan var. Başlıklarımı açtım. Domates, salatalık ve patlıcan. Peki bir sıraya neler dikilmiş? Domates fidanı için 15 domates, salatalık için 12 tane ve patlıcan için de 10 tane. Şimdi bir sıraya bu şekilde dikiyorum. Tarlaya dikilen toplam domates fidan sayısı toplam salatalık fidan sayısına eşittir. Şimdi şu öncülü getirip şuraya yerleştirmeye çalışırsak diyor ki domateslerle salatalıkların sayıları birbirine eşit. Domatesle salatalığın sayıları birbirine eşitse 15 ve 12'nin en küçük ortak katını kullanırsam şurada bakalım. Ekok 15 ve 12 60 gelecektir. O zaman çarpımlarını 60 olacak şekilde ayarlarsam 15 ile 4'ü çarparsam 60 olur. 12 ile de 5'i çarparsam 60 olacaktır. 4 x'e 5 x diyebiliriz. Toplamlar için. Tarlaya dikilen toplam patlıcan fidanlarının sayısını arıyorum. Peki bakalım şimdi 80 sıraya toplam 80 sıraya dağıtılmış 9 x'i domates ve salatalık olduğuna göre 80-9 x sıraya da patlıcan dikmiş oluyorum. O zaman burası da toplamım olsun. Şurası sırayı da geldiğimde şimdi toplam çarpıyorum. Bir sırada 15 domates varsa 4x sırada 60x. Aynı şekilde 60x salatalık olacak. Buradan da 800 90x patlıcanım olacak. Ve bunların toplamı tamamı 950 gelecektir. Toparlarsak 60-60-120-90 çıkardık. 30x artı 800-950-30x-150x buradan 5 geldi. Bizden istediği toplam patlıcan fidanı kaç taneydi? 800-92 eksi taneydi. 800-450'den 350 tane patlıcan fidanı dikilmiş. Doğru yanıtım D seçeneği geldi. 23. sorumuz. %20 karla satılırsa bir ürünüm. %100 üzerinden düşünüyorduk hatırlayın. Karlı satmak demek üstüne eklemek demek %120'si. A artı 330 liraymış. %25 zararsa bir şeyler eksilecek. O zaman yüzden 25'i çıkardım. %75'i 2A eksi 660 TL'ymiş. Buradaki A sayısını arıyorum. İçler dışlar yaparsam. 120 çarpı 2a eksi 660 eşit olacak 75 çarpı a artı 330'a sadeleştirdiğimde 15'e böldüm 2a eksi 660 75'i 15'e böldüm 5 geldi a artı 330 8 ve 5'i dağıtırsam 16a eksi 5280 5A artı 1650 buradan 11A 5280 ile 1650'yi toplarsam 6930 gelecektir. O zaman A sayısı buradan 630 olacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneği geldi. 24. sorumuz şu daire grafiğini incelediğimizde şuradaki C'ye kalan hepsini toplayıp 360'dan çıkarttığımda 48 derece gelecek. 48, 72 ve 120'yi sadeleştirirsem her biri 24'e bölündüğü için burası 2'nin bir katı. Burası 3'ün bir katı öğrenci sayısı. Burası 5'in katı ve aynı şekilde B sayısı da 5'in katı olsun. Hepsini 24'e bölerek sadeleştirdik. O zaman şuraya yazarsam A, B, C, D için ve yıllarımıza da bakalım. Şurası 2019 olsun, şurası da 2020 olsun. Yazarsam 2019 yılında ne olmuş? 5K daire grafiği 2019 yılıydı. 5K 2K ve 3K şeklinde geldik öğrenci sayılarımız burası 2019 yılındaki daire grafiğimdi benim peki bize ne demiş ee, sene içinde değişmemiş öğrenci sayılarımız uzun toplama 2020 yılında 11 sınıf öğrencilerin 1 bölü 3'ü e, D şubesindedir diyor Tamam bunu kullanacağız Peki şimdi Şuradaki ee, değişim grafiğine bakalım. İlk grafiğimize şekil 1'deki grafiğimize diyor ki A sınıfında ne olmuş? 2019'dan 2020'ye geçerken 5 kişi azalmış. O zaman 5K-5 B sınıfı 10 azalmış. 5K-10 C sınıfı 5 artmış. 2K artı 5 ve D sınıfı 10 artmış. 3K artı 10 şeklinde dedik. Şimdi şuradayım. Şuradaki ifadeyi kullanıyorum. 2020 yılında 11. sınıf öğrencilerin 1 bölü 3'ü D şubesinde. Şimdi D şubesinde kaç öğrenci var? 3K artı 10 bölü tüm öğrenciye oranlarsam. Öğrenci sayısı değişmemişti. O zaman şuradakileri öğrenci sayılarımızı toplarsak 10, 15K gelecek toplam öğrencim. 3K artı 10 bölü 15K oranım kaçtı? 1 bölü 3'tü. İçler dışlar yaptım. 9K artı 30, 15K ise 6K 30, K buradan 5 gelecektir. Bizden istediği 2019 yılında 11. sınıf D şubesi. 2019 11. sınıf D şubesi 3K öğrenci vardı. 3 çarpı 5'ten 15 doğru yanıtımız B seçeneği geldi. 25. sorumuz bir bileşik orantı sorusu. O zaman şöyle gidelim. Bir ayrıtı 12 metre küp 12 metre olan pardon. Bak bir ayrıt buna dikkat. E, küp biçimindeki bir çukuru kaç işçi? 6 işçi 8 saat çalışarak 18 günde yapıyorlarmış. Devam. Diğerleri bir ayrıtı bir kenarı 15 metre olan küp biçimindeki çukuru 25 işçi X saat çalışmışlar ve 9 günde kazmışlar. Bileşik orantı sorumuz. Şimdi bileşik orantıdaki bizim genel mantığımız neydi? Yapılan iş bölü diğer çarpanlar eşit olacaktı. Yapılan iş bölü diğer çarpanlar. Demiştik ki burada yapılan işten kasıt ortaya çıkan üründe olur. Ortaya ne çıkmış? Peki burada bu işçiler ne yapıyor? Birisi bir ayrıtı 12 metre olan bir küp şeklinde çukur kazıyor. Diğeri 15 metre olan bir küp şeklinde çukur kazıyor. O zaman bir küpten bahsettiğine göre hacim yapmam lazım. Yapılan işim bir ayrıtı 12 metre olan küp. Küpün hacmi 12'nin 3. kuvveti. 12 12 12 şeklinde yazdım sadeleştirebilmek için bölü. Diğer çarpanlar 6 işçi, 8 saat, 18 gün. Eşit olacak diğer işim bir ayrıta 15 metre olan küpün hacmi bölü diğer çarpanlarım 25 işçi, x saat ve 9 gün. Sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Büyük sayılarla uğraşmayalım. Hemen 6'ya böldüm. 2, 6'ya böldüm. 3. <laughs> şu 6 şuradaki 12'yi de sadeleştirdim. 2 dedim. 2 kere 2, 4. 4'e böldüm. 2. Bu 2'yi de attım. Şurası da e, 6 olsun. Sonra hatta şu 3'ü de attım. Şuradaki 6'dan 3 kaldı. 3 değil 2 kalacaktır. 6'yı 3'e böldüm. Şurası 2 oldu. Burada sadece 2'miz kaldı. Sağ tarafa bakalım. Şimdi 5'e böldüm. 3 tekrar 5'e böldüm. 3. 3 kere 3 9. O zaman buradaki 9'um da gitti. Burada da 15 kaldı. O zaman 2 eşittir. 15 bölü x'ten 2x 15 x 15 bölü 2'den 7 buçuk gelecektir. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu. 26. sorumuz çok basit bir soru. E kümesi et ile beslenen hayvanlar. O kümesi ot ile beslenen hayvanlar. S de sürüngenmiş. Şimdi bizden bu bölge istemiş. Bu bölge için ne deriz? Bu bölge ot ile beslenen et ile beslenmeyen neler? sürüngenler ortak olduğu için hem sürüngen olacak otla beslenecek burası etle beslenen olduğu için şurayı taramadığı için otla beslenen etle beslenmeyen sürüngen hayvanlar doğru yanıtımız A seçeneğimiz geldi 27. sorumuz doğrusal fonksiyonda çalışıyorum doğrusal fonksiyon neydi A x artı B formatındaydı birinci dereceden de Peki hemen şuradaki denklemi yerine yazalım. O zaman fx ax artı b artı f5 demek x gördüğüm yere 5 yazarsam 5 artı b f3 x gördüğüm yere 3 yazdım. 3a artı b ve eksi 3x şeklinde geldi. Şimdi hepsini sol tarafa attım. Sol tarafa atıp x parantezine alırsam a artı 3x artı diyelim. Şöyle bir bakalım inceleyelim. Şimdi şu beyle ile şu atarsam ne kaldı sol tarafa attığımda 2A artı B artı 2A artı B eşittir 0 şeklinde geldi. Şimdi her x gerçek sayısı için bu eşitlik sağlanıyorsa yani sonsuz çözümüm varsa ne yapıyordum sonsuz çözümde? Her gördüğümü 0'a eşitliyordum. O zaman A sayısı eksi 3. A yerine eksi 3 yazarsam B sayısı da 6 gelecektir. Fx fonksiyonum eksi 3x artı 6 Bunu bulduk. Şimdi gelelim. Fof 3 F F3 arıyorum. İlk olarak F3'e bakalım. Fonksiyonda x gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 3 çarpı 3 artı 6'dan eksi 3 geldi. Şurayı eksi 3 bulduk. O zaman şu an f eksi 3'e bakmam gerekiyor. x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 9, 6, 15 geldi. İlki bu. f'in tersi eksi arıyorum. f'in tersi eksi 3'e bir harf verirsek k. Şimdi fonksiyonun içiyle dışarısında arasında şöyle bir ilişkim vardı. Bu ikisinin yerini değiştirdiğimde fonksiyondan tersine geçiş yapıyordum o zaman fk eşittir eksi 3 dedik o zaman fk demek x gördüğüm yere k yazıyorum eksi 3k artı 6 eşit olacak eksi 3 aslında ben burada görüntüsü eksi 3 olan x değerini arıyorum buradan 3k 9sa k 3 gelecektir k dediğimde zaten f'in tersi eksi 3'ün görüntüsüydü o zaman toparlarsak şuraya yazalım Fof 15 bulduk. F'in tersi eksi 3'ü de 3 bulduk. Cevabım 18. Doğru yanıtım D seçeneği geldi. 28. sorumuz. E, torbadan rastgele bir kart e, çekin, e, seçilmiş ve seçtiği kartta yazan rakamın iki katını kırmızı bir kağıda yazmış ve burası önemli seçtiği kartı torbaya geri atmış. O zaman şurası birinci adım diyelim. Şimdi bana bunların iki katları lazım. Hepsinin iki katını alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. İkinci adımda çektiğimi geri attım. Yine bütün sayılarım var. Bir kart seçiyor. Bu sefer yazan rakamın dört katını birinci adımda yazdığı kağıdın sağına yazmış. O zaman yine bunların dört katlarını alalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ve 32 şeklinde gelmiş. Peki bizden istediğine bakalım. İki adım sonunda kırmızı kağıtta yan yana yazdığı sayıların iki basamaklı bir sayı oluşturmuş olma olasılığı. Mesela ne olur? İki basamaklı. Buradan 2 seçsem, buradan 4'ü seçsem benim sayım ne olacak? 24 mesela. Sonra ne olabilir? Buradan 10 seçsem, buradan 24 seçsem sayım 1024 olacak gibi gibi gibi. Bize bizden istediği burada yazan sayının iki basamaklı bir sayı oluşturması. İki basamaklı bir sayı oluşturacaksa buradan 2 4 6 ve 8'i seçebilir. Buradan da 4 ve 8'i seçebilir. Kırmızı ile işaretlediğim yerler benim istediğim durum. O zaman birinci adım için ilk seçtiğim sayı istediğim durum 4 durum 4'ünden birini seçeceğim. Peki toplam kaç sayım var? 8 sayım var. Çektim geri attım. Arda arda yapıyorum ben bunları. Çektiğim sayılar değişmedi. Tüm durumum. İstediğim durum kaç tane? 2 tane 4 veya 8'i seçebilirim. Bu şekilde olacaktır. 4 bölü 8 1 bölü 2 2 bölü 8'den de 1 bölü 4 1 bölü 8 doğru yanıtımız E seçeneği oldu. 29. sorumuz. Üst, üst satırındaki hücrelere çift sayılar yazılacakmış. O zaman hemen çiftleri ayırdım. Şurada 2, 4, 6 ve 8. Ee, teklerim ne olacak? 2, 4, 6, 8 yazdık. 3, 9, 15 ve 21 şeklinde geldi. Peki bunu hallettik. Şimdi üste çiftleri yazıyorum, aşağıya da tekleri yazacağım. O zaman. 3 satıra yazılan sayılardan en büyüğü bu satırın en sağındaki ya da en solundaki hücre yazılacak. Tamam. Alt satıra yazılan sayılardan en küçüğü bu satırın en solundaki hücre yazılmalı. O zaman burası kesinlikle 3 üç olacak. 3'ü eledim. Aşağıya tekleri yazıyordum. Yukarıya çiftleri yazıyordum. Olayım bu. O zaman gelelim şimdi aşağıya yazabileceğim sayılar neler? 9, 15 ve 21 aşağısı için. O zaman 9, 15 ve 21'i 3 koltuğa nasıl yerleştirebilirim? 3 faktöriyel şeklinde yerleştirebilirim 9, 15 ve 21 sayıları için. Buradan bu geldi. Şimdi buna karşılık yukarıya. Tekleri hallettik. Çiftlere diyor ki en büyüğü ya en sağa ya da en sola. Şimdi durumumuza şöyle bakalım. 8'i gelelim. En sağa yerleştirelim. Bir durumum bu. Geriye kalan 2, 4 ve 6 bu üçünden birine yerleştirecek. Nasıl yerleştiririm? 3 faktöriyel şeklinde yerleştiririm. O zaman ilk işim bitti. 3 faktöriyel tekleri yerleştirdim. 3 faktöriyel çiftleri yerleştirdim. Peki diğer durumum. 8'i ben en sağa yerleştirmiştim. Bir de en sola yerleştirelim. 8'i en sola yerleştirirsem bu üçüne 2, 4 ve 6'yı yerleştireceğim. Yine 3 faktöriyel şekilde yerleştirir miyim? Evet. O zaman yine bakın şu şekilde alıyorum. Tekleri 3 faktörü yer yerleştirmiştim. Çiftleri 3 faktörü yer yerleştirmiştim. Çiftleri 2 şekilde yerleştirebildiğim için bu şekilde de durumum çıktı ortaya. Buradan 3 faktörü yer 6'dır. 6 çarpı 6 artı 6 altı çarpı 6'dan 72 gelecektir. Doğru yanıtım D seçeneği oldu. Son sorumuz bir çarpanları ayırma sorusu. Şöyle bakarsak. Payda eşitlere başlıyorum. Şurayı A ile şurayı B ile ve şurayı da A, ile genişletirsek. Hepsini tek bir payda da yazıyorum. A kare artı B kare artı 2 AB bölü AB şeklinde geldi. Çarpı. Şimdi biraz aşağıya yazayım. Güzelce oturtalım. Aynı şekilde burada da payda eşitlersek burayı a ile burayı b ile genişletiyorum. a kare artı b kare bölü 2ab dedik. Şimdi şurası için bir oynama yapalım. Payımı b parantezine alırsam a artı b bölü a. Sağ tarafı da a parantezine alırsam A artı B bölü B şeklinde gelecektir. Burada da aynı şekilde payda eşitledim. Burayı B ile burayı da A ile genişletirsek. B kare çarpı A artı B artı A kare çarpı A artı B bölü AB şeklinde gelecek. Şimdi son durumumuz bu olayımıza bakarsak. Şimdi şurada pay kısmı için a kare artı b kare artı 2ab nedir? a artı b'nin parantez karesi bölü a çarpı b dedim çarpı. Sağ taraf için birinci aynen yazalım ikinciyi ters çevirip çarpalım. a kare artı b kare bölü 2ab çarpı ab bölü. Şimdi şurayla şurayı tekrar bir düzenlersek ortak parantezi alalım. Burada ortak olan ne var? A artı B'ler ortak. O zaman A artı B ortak parantezine alırsam pardon. A artı B ortak parantezine aldığımda A kare artı B kare gelecektir. İfadelerimizi düzenleyebildiğimiz kadar düzenledik. Sadeleştirelim bakalım ne oluyor. Buradan şu A B ile şu A B gitti. A kare artı B kare ile A kare artı B kare gitti. A artı B'nin karesi A artı B çarpı A artı B'ydi. Bu artı B'nin ile de bu artı B'nin biri gitti. Bizim elimize kalan pay kısmında A artı B paydada da 2AB kaldı. Bunu şu şekilde düzenlersek A bölü 2AB artı B bölü 2AB şeklinde parçaladık. Sol tarafta A'lar sadeleşirse 1 bölü 2B. Sağ tarafta B'ler sadeleşirse 1 bölü 2A gelecektir. İfademizin en sade hali. Doğru yanıtımız C seçeneği oldu.